şaka yaptın. Ama sen ne ettin? Öyle kırılaydın kumru. Ben ne yaptım? Hayat. Hayat yavrum. Yavrum ölme. Ölme nenen olsun yavrum ölme. Kurban olam sen ölme. Ölme yavrum. Ölme. Yören nerendedir? Cemal adayım seni hastaneye yetiştirsin kızım ha. Neden şeyim yok ne? Nasıl yok kızım, silah ateş almıştır, ben seni vurmuşum kızım. Bak babamın kolyesi. He. He kızım. Kızım. Yavrum bir tane. Bir tane. Nene ver şimdi. Kurban olurum sana. Anne! Ana! Ana nenen nerededir? İçeridedir, uyuyor. İçeride değildir. Eğer hayata bir şey yaptıysa... Eğer hayata... İyisin değil mi kara kızım? İyiyim, iyiyim. Acı mı? Nene! Nene gene ne yaptın? Aa, bu kedi getirdim. Ha, tut kolunu, tut. Yardım et. Ha. Bak kızım. Bak kızım, ha. Gelin, çay hazır olmadı mı daha? Şöyle torunlarımla güzel bir kahvaltı yapacağım. Acıktık hem mi kızım? Acıktım, hem de çok. Geç. Oy benim kara kızım, oy nene senin bir tanesi. 40 yıl baksam ben sana doyamam kızım. Doyamam. Ay, yine tekmeledi bu. Ya çok yaramaz bu kuzen ha. Hiç yerinde durmuyor. Dışarı çıkınca işimiz var bununla. Ay Allah aşkına gelin. Ev kocaman. İstanbul'u bir güzel gezdiririm size. Biz daha biraz kalırdık ama malum dükkan var. Gitmemiz lazım. Cemal'ım getirir bizi inşallah. Gideriz tabii. Cemal ne oralarda otursak yayım acaba şuraya şu çekimi. Yok nene böyle daha iyi. Sizi izlemek daha güzel. Farkında mısınız? Kocaman bir aile olduk. Sahi ya. Vallahi. Artık hiç ayrılmayalım. İnşallah. Bundan sonra hiç ayrılmayacak. Hep beraber olacak. Ben artık sizin sevinçlerinizle, mutluluklarınızla güleceğim. Senin yavrum, Cemal'ın, Gülnaz'ımın doğacak bebesi. Bak. Bir de ne derken iki torunum birden oldu Leyla. Üç beni unutma, ben de senin torununum. Güzel kızım, unutur muyum şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4. 4 torunum var sana kurban olsun kızım. Sana kurban olsunlar. Kuzim. La İsmail, gördün mü? Kumru yengem öğretmeni köyün meydanda silahla furu vermiş ha. Babu. Ha? Baba ne dedin? Vallahi billahi de. He vallahi billahi ha. Ya ölmüş mü öğretmen ha? Ölmemiş ama eli kulağındadır, ölür. Kumru yengem bu işi bir iki güne kalmaz halledi verir. İyi yoldayık ha. Hele bir şey olsa var ya topundan birden kurtulurduk. Kumru yengem hapse düşer. He. Cemal de döner gider İstanbul'una. Öğretmen hanımın da tahtalı köye tayini çıkar. Oh gel keyfim gel. Gel keyfim gel. Nerede eğlenti vardır? Vallahi bilmiyorum. İçeride gülüşler var. İster misin iyi haberi alak? Hadi iyisin. Ben bakarım. Kendini zorla torunluğa kabul ettirdin. Oo Bayram amca. İsmail efendi. Cemal yeğenim. Hele girin. Bak ne sürprizler var size. Gülnaz burada mıdır? Geç. Selamun aleyküm. Kumru yenge, ne oluyor burada? Ne işi var bunların? Yeğenim Ömer'in oğlunun kemikleri sızlıydır şimdi mezarında. Aile şerefimizi beş paralık ettiyiz. Sana ne be? Doğru konuş. Bizim şerefimiz de, namusumuz da çok şükür yerli yerinde. Lakin bu saatten sonra bu ailede sizin yeriniz yok, o ayrı. Çıkın dışarı.
Yani. Haydi. Doğrudur. Kalk kız. Kız kalk. Haydi haydi. Sen kız kalk haydi. Dedim sana. Cemal. Bak çek elini üstünden. Yürü kız. Yürü. Yürü kaçma. Yürü. Geç buraya. Ne diyorsun sen İsmail? Kız milletin içinde ne biçim konuşsan benimle? Ha? Yürü eve. Hadi. Gelmeyeyim. Anam gilinen sohbetim bitsin. Yeğenlerimle oturam sonra geleceğim. Sen işine bak. Var ya sana haber ettirsinler. De haydi. Soracağım onların hesabını. Bakma Nele. Hiçbir şey yapamaz. Çözmüşem ben İsmail'i. Öyle az biraz bağırınca aslan sanırsın ama sen daha fazla bağır, kedi gibi olayım. Hem şimdi onun başka derdi vardır. Neymiş derdi Gülnaz? Yok bir şey. Hayat. Hı. Kuzum gel beraber bir kahve yapalım ha? Tamam. Herkes nasıl istiyor kahvelerini? Benimki az şekerli tamam. Olsun. Orta olsun. Kuzum ben sana bir şey diyeceğim. Şimdi sırası değil biliyorum ama sonra geç kalırım diye korkuyorum. Ne oldu söyle? İsmail Sevcan'ı kuma getirir kendine. Ne? Babası da razı gelmiş. İsmail de babasının eline saymış parayı. Bugün yarın kızı da getirir. Buyurun. Sağ olasın. Zinnet, kurban. Başlığın hepsine bilezik yaptırdın. Yok canım. Bekir evlenirken sana bir şey edemediydim. Seç beğen al dedi. Bir iki bir şey almışım. Vallahi ey yere dükkan açmışsınız. İsmail ağam eksiğinizi gediğinizi koymaz gayrı. Azıcık kıymet bilirse öyle olması icap eder. Gül gibi kız vereyik biz ona. Aa, siz söyleyin, Sevcan kadar güzeli, alımlısı, beceriklisi var mıdır bu köyde? He, var mıdır? Sevcan ne diyor bu işe? Onun da rızası var mıdır? Razı mı? Sevcan bayram edi, bayram. Kocası şimdiden top top kumaşları, çifter çifter terlikleri, ayakkabıları tökmüştür önüne. Ağzı kulaklarındadır vallahi. Nerededir? Kaç zamandır görmemişim Sevcan'ı. İsmail kıskanıydı. Ondan pek salmayık. İsmail'in Ayşe'den ağzı yandı ya, yoğurdu üfleyerek yer. Ha, ben hiç beğenmediydim o Ayşe'yi. Ege kaçtı. İsmail'e Sevcan daha bir yakışır. Okuyacağım, öğretmen olacağım deydi bana. Pek hevesliydi. İşte, hep o öğretmen sokuydu bu fikirleri kızın aklına. Başını bağlamışız, kurtulmuşuz. Kız günahtır, daha çocuktur Sevcan, bela etmeyin. Okuyacağım değilse bırakın okusun. Zeynep'in başına... Onun istemesiyle miymiş? Babası münasip görmüştür. Kimsenin söyleyecek söz kalmamıştır. Delirmiş bunlar. Hay nasıl yaparlar bunu Sevcan'a? Sevcan daha çocuk. Nasıl evlendirirler İsmail'i? Anlamıyorum ki. Sen gene de sakin ol. Of, sakin falan olamam Leyla anne. Bir şeyler yapmam lazım. Sevcan'ın hayatını mahvetmelerine izin veremem. Ulan bu İsmail adam olmazı. Kızım daha neye kuma getirmek istiyor bu herif? Demedin mi ki ona gebeyim diye? Demedim. Demeyeceğim de. Gebeyim diye kuma getirmekten vazgeçecekse hiç geçmesin. Buyursun alsın. Ben gidiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ben de geliyorum. Kızım dikkatli ol. Hoş gelmişsin. Çay bırakayım içersin. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne diyorsun sen hoca? Sevcan'ı evlendiriyor musunuz? Evlendireyim ne olacak? Bir de ne olacak diyor. Evlendiremezsiniz. Yapamazsınız izin vermem. Allah Allah sen ne karışıyorsun kardeşim yürü git işine. Peki bir dinle hocayı. Sevcan daha 16 yaşında. Nasıl evlendirirsiniz onu? Nasıl içinize siniyor? O ne anlar kocadan çocuktan? Üstelik kız okumak istiyor. Kız bizim kızımız değil midir? İster ev veririk ister okuturuk. Sana mı soracaktık? Evlendiremezsiniz. Yaşı küçük. Şikayet ederim sizi. Gel istediğin yere şikayet et hoca. Nasıl olsa kararından vazgeçmeyeceğim. Allah Allah. Ne oluyor la burada? Yürü Bekir. Bu işten sonra sen daha zararlı çıkarsın. Gel vazgeç bu işten.
Ya sen kendi işine bak Cemal ya. Cemal Bekir, ya. Bana... Tamam bir dakika. Hop hop. Bekir doğru söylüyor. Sen kendi işine bak Cemal. Sen ne diyorsun be? Lan burada hele büyük büyük konuşacağına. Git de babanın kanını temizle. Babanın kanı hala yerde duruyor. Ha? Babanın öcünü alacağına kanlının kızıyla fink at sen. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Bana bak! Bak. Bırak bana bak! Bir dakika! Yeter be! Yeter! Baktım töreninizden de kavganızdan da! Yeter! Ya gidin kardeşim. Rahat bırakın bizi ya. Ailemize karışmayın ya. Yürü kız, yürü kız. Öğretmenim. Sevcan. Kurtar beni öğretmenim. Kurtar beni. Merak etme. Kurtaracağım seni. Kimi arıyorsun? Yusuf'u. O halleder bu işi. Alo? Ha Yusuf neredesin? Tamam. Tamam tamam. Yok bir şey yok. Tamam gelince konuşuruz. O da yoldaymış zaten. Bu olaylar ortaya çıktığından beri seninle hiç konuşmadık. Arkadaşız. Şöyleyiz, böyleyiz derken kuzen olduğumuz ortaya çıktı. Kuzen bir şey soracağım sana. Yani nasıl aranız? Bana evlenme teklif etti. Sen ne cevap verdin? Bilmiyorum. Yani düşüneceğimi söyledim. Hayat ona aşık mısın? Hayat yeni doğmuştu. Ben Gülcan'a sana bakarım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye bol keseden atıyordun. Ay bir sancım tutmasın mı? Bizim hanımefendi tam 2 hafta önce geldi. Tabii olan Gülcan'a oldu. Lohusalığını yaşayamadı bile. Bak. Bu o dönemlere ait bir resim. O bana baktı, ben ona bakacağım. Çocuklarımı hayattan hiç ayırmadı. Öyle sevgi doluydu ki. Ebru ilk Gülcan anne dedi. Ay ben bir bozuldum, bir fena oldum. Aslında doğru tabii, ona anne diyecek. Çünkü ben sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ama insan gene de bir tuhaf oluyor. Öyle sevgi doluydu ki, öyle inceydi ki, günlerce uğraştı Ebru bana anne desin diye. Çok, çok seviyorduk birbirimizi. Bak, bu da şeyden önceki, yani son fotoğraf. Kızım benim yavrum. Bilseydik, daha önce bilebilseydik hasta olduğunu, belki, belki. Kadersiz kızım. Kara yazılı kızım. Doya doya bir sarılaydı. Ben öyleydim. Senin yerine anan öyleydi. O benim gül bedenimdi. Gülcik Hanım'dı. Kaçtığı zaman aklım başımdan gittiydi. Hele Ömer'imin cenazesi gelince. Daha onu affetmem. Bu kini unutmam sanıyordum ama. Hiç öyle değil. Ana yüreği çabuk affedi. Ah güzel yavrum benim. Kadersiz kızım.
Yıllarca hasretini çektim. Sandıklarını açtım. Gizli gizli ağladım. Saçını okşadım. Bilezik okşadım. Demek kaderde böyle karşılaşmak varmış. Oy. Oy. Barıştığınıza çok sevindim. Ya. Gerçek bir ailem oldu. Peki nasıl oldu? Seni taşlayıp öldürmeye bile kalkıştı. Nasıl affettin? Boş ver. Barıştık ya, gerisi önemli değil. Sevcan için ne yapacağız, sen onu söyle şimdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Yasaya göre bu yaptıkları suç. 18 yaşından küçük bir kızı zorla evlendiremezler. Sen merak etme. İyi, hadi o zaman. Kız kesinlikle istemiyor, öyle mi? Evet savcı bey, okumak istiyor. Daha yeni liseyi bitirme sınavlarına girdi. Seneye de üniversite sınavına girecek. Ben biliyorum, evlenmek falan gibi bir düşüncesi yok. Hele de o adamla. Adam zaten evli savcı bey. Kızı kuma getiriyor. Maalesef. Buralarda çok oluyor böyle olaylar. Annesiyle babasını buraya getirelim. İkisinin de ifadelerini alalım. İsimleri neydi? Adamın adı Bekir Kara. Sevcan'la Halil nerededir? Halil yatıyor. Sevcan da gelmiyor. Yemeyecekmiş hanım. Jandarma niye geliyor ki? Bismillah. Hayrola komutan. Bizimle geliyorsun. Karın da gelecek. Ben de mi? Niye ki? Savcılığa ifade vereceksiniz. Allah Allah, bir yanlış ne olmaz komutan? Yanlış falan yok. Hadi. Ya. Hakkınızda şikayet var. Kızınızı zorla evlendiriyormuşsunuz. Öyle bir şey yoktur savcı bey. Kim demişse yanlış demiştir ha. He. Vallahi zorla evermeyik. Aha yüzü buradadır. E kendi isteği evlenmeyi. Söyle bakalım. Bu İsmail denen adamla gönül rızanla mı evleniyorsun? Hayır. Zorla evlendirdiler. Ben evlenmek istemeyeyim. Okumak isteyeyim. Öğretmen olmak isteyeyim ama babam koymayayım. Anlaşıldı. Hani yalandı? Anlat bakalım şu işin doğrusunu. Kızı evlendiriyoruz. Yaşı gelmiştir. Siz de görüyorsunuz maşallah koskoca kız olmuştur. Bizim buralarda erken evlendiriyorlar biliyorsun. Erken evlendiriyorlar ama senin yaptığın gibi değil. Kızı zorla evlendiriyorsun. Yaşı da küçük. Yasa var. Bak bu çocuğu ikinizin elinden de alırım. 18 yaşına kadar da yetiştirmeyeyim durumda kalır. İkiniz hakkında da yasal işlem başlatırım. Tövbe etme bize bu işi savcı bey. Bu benim isteğimle olacak şey değil. Yasa açık. Öğretmen hanımın şikayeti de var. Ancak evlendirmekten vazgeçersen... Söz. Kızı vermeyeceğim söz. Bak ama aksi bir şey duyarsan bu sefer hiç dinlemeden içeri atarım seni. Tövbe dedim ya savcı bey, insaf et bize ya. Babanı duydun. Hepimizin önünde söz verdi. Seni evlendirmeyecek. Okuluna git oku. Herhangi bir şey olursa da bana haber ver. Hadi bırakalım sizi de. Size güle güle komutan. Siz gelmiyor musunuz köye? Yok. Hamdun'un minibüs gitmiştir çoktan. Nasıl döneceksiniz? Orası seni alakadar etmez. Yürü kız.
Yürü yürü. Ne konuştuk içeride, ne söz abi? Bu yaptığın ne? Arabaya binmek de mi yasak komutan? Hadi İsmail hadi. Ben gidip savcıya haber vereyim. Hayat. Merak etme. Bekir hiçbir şey yapamaz. Savcılık takipte. Sevcan'ı evlendirmeye kalktıkları anda ikisini de içeri atar. Hiç merak etme. Öyle mi diyorsun? Yürü! Yürü içeri! Yürü! Kalk etmesin seni! Canlar sende! Geç, geç, Sinler, geç! 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 Tamam, tamam. Geç! Sinler. Geç! Ya yavaş yavaş! Geç! Karışma! Sinler, geç! Yürü içeri! Git! Sana ya! Bak belki ben bu kızı alacağım. Ya alacağım ya alacağım. Ya az bekleyerdik İsmail ya. Savcı sen duymadın ha, içeri atarım dedi ya. Sen de benim dediğimi anlamadın herhal. Bu kızı gelin edeceğim özüme. Sözünü almışam, başlığını saymışam. Karın hele elinde şıngır mıngır bileziklerle dolaşmasını biliyor ama. Sen de bana avucunu yala kıvılcım İsmail mi diysen? Ya tövbe kardeşim, benim sözüm sözdür ya. Allah Allah. Öyleyse hey, yarın gelir alırım kızını. Nasıl? Öyle işte. Sen de ihbar edeceksin. Geldiler, çektiler, vurdular, kırdılar, kızımı aldılar, kapının önünden götürdüler diyeceksin. Ben de o zamana kadar işi bitiririm zaten. E ya nikah? Nikah ne olacak? Ya kardeşim, sen de hepten gözü açık çıktın ya. Ya ben Gülnaz'la nikahlı ya. Sevcan kucağıma bir bebek versin, Gülnaz'ı boşar, ertesi gün Sevcan'a nikahı kıyarım. Tamamdır. Hey hey, tamamdır, tamam. Ha böyle işte Bekir ya, ha böyle işte ya. Ah bir ateş ver yakın. Sen salın gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Ne güzel söyledin. Tanıştığımız zamanlarda her şey ne kadar farklıydı. Bugün böyle olacağımızı söyleseler hayatta inanmazdım. Bu çıt kırıldımlıkla buralarda fazla kalamazsın demiştin bana. O zaman ben de senin bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum. Peki sen? Sen ne düşündün benim için? Ne suratsız adam, işimiz var bununla diye düşünmüştüm. Hadi ya. Evet öyleydin ama. Kulu tamir etmek için askerlerle geldiğinde her seferinde gidip yanına teşekkür edeyim diyordum ama sonra vazgeçiyordum. Bak bak, neler yapmışız da haberimiz yokmuş. Ne kadar çok kavga ettik seninle. Bir keresinde beni dağ başında bırakmıştın. Haksızlık etme, Muammer'i de yanına bırakmıştın. Evet, hatta Muammer'i canın pahasına koruyacaksın dediğinde çok korkmuştum. İtiraf edeyim, biraz hoşuma gitmişti. Ha, o zamanlar göz koymuştum bana ya. Yok canım, o zamanlar böyle bir şey yoktu. Ya sonradan oldu. Ne oldu? Biliyorsun işte. Söyle, duymak hoşuma gitti. Aşık oldum. Canım. Hayat. Hı. Hani ben sana geçenlerde bir şey sormuştum ya. Sen cevap vermedin. Ya hep aklımda. Sormaya da çekiniyorum ama. Düşündün mü cevabını? Ne sormuştun ki sen bana?
Benimle evlenir misin? Evet. Kazaklar kalsın Leyla anne. Öyle mi? Birkaç tane hırka alırım yeter. Tamam canım. Sen ağlıyor musun? Ne edeyim kızım? Geç buldum seni, tez elden kaybedeyim bela. Ay niye kaybedesin Kumru teyze? Hayat artık buralı oldu. Ay tabii, iki ay sonra geleceğim. Ay belki iki ay bile kalmayacağım İstanbul'da. Ağlama canım benim. Ay nenesinin kırı kızı. Ay benim üzüm gözlüğüm. Bundan böyle bir saatlik ayrılıkta, bir yıllık ayrılıkta birdir benim için. Daha sen gelene kadar köyün başında dikilerim her gün. Hayat dönmeden siz de gelirsiniz İstanbul'a. Birlikte dönersiniz Kumru teyze. Bakık. Anneciğim. Ben burada kalıyorum. Hacer'in gelini olacağım. Karar verdim. Bana böyle buradan buraya kadar 2 metre bir altın takacak. Sonra bir tane beşi bir yerde, bir de böyle belime bir altın kemer. 3 metrede ben veriyorum. Yeter ki sen burada kal. Hayatçım canım, boşaltalım odayı temelli. Çünkü burası benim gelin odam olacak Osmanlı. Değil mi? Olur, boşaltırım. İstanbul'da başka erkekler gezmeye bro. Kıskanırmış. Hacer'cim. Vallahi Osman'ı götürüyoruz biz. Yok. Olmaz, oğlumu iç güvey verme. Hacer bunlar ne? Bak şimdi. Ay. Bunlar Galip taze ot toplamıştı. Otlu peynir ettim. Ama ağzını iyice sıktım, kokusu çıkmaz, hiç merak etme. Bu tereyağım. Bu da sen seversin telli peynir. Ay vallahi uçağı almayacaklar bizi. Evet. Kumru teyze de yapmış bir sürü bir şey. Nereye koyacağız biz bunları? Sıkıştırın Leyla, sıkıştırın kızım. Ne var orada, teze teze yersiz. Zaten hayat buranın peynirine, sütüne, yoğurduna alıştı. Cemile de çörek ediydi, alam da gelim. Ben de yarın sabah erkenden tandır yakacağım. Güzel bir lavaş ederik ha. Yok Hacer, ne lavaşı, abartma artık. Ya bırak yapsın, abart. Yap sen, yap yap. Bir de şey yap, sarı burma var ya, ondan da yap ha. İyi. Hep beraber ağlayalım artık. Ağlayalım. Ağlayalım tabii. Nereden ben şimdi? Nefesine öyle alışmıştım ki. Akşamları böyle kapının önünde oturup öyle uzaklara bakıyordum. Yolunu gözledim, hayatım gelecek diye. Ne oldu? Ne olacak şimdi Kumru teyze? Ver Hacer. Veriyorum. Oho. Daha bunu kadar alır burası. Bunu koyasın. Ha, koy. Tamam. Bunlar? Yok, onu bir naylona koy kızım. O kırılır eder. Tamam sonra. Ver şunu da bana. Ha. Ha. Hayat. Çaşır tuzlamıştım kanavaza. Alam gelen mi? Bir de Gülsen'den kaymak ısmarlamıştım. Hepsini onları koyarak. Hacer. Ay inanmıyorum. Sucuk da koydu. Ne? Turşu. Ay tulum peyniri bile var. Ne sandın? Simit böyle yavan yavan yenir mi? Ne oldu? Ne öyle baktınız bu? Hiç Kumru teyze. Kızın da aynı senin gibiydi. Keşke şimdi aramızda olsaydı. Yaşam böyle bir şey işte. Biz bir sene önce böyle bir koli hazırlamıştık. Amerika'ya oğluma göndermek için. Şimdi burada durmuş seni seyrediyoruz. Kim o? Git bak bakalım hadi. Koy onu. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim.
Nasılsınız bakalım? İyi. Bana ne kadar güzel şeyler, çiçekler toplamışsın. Öğretmenim, kaçta gideceksin? Seni yolcu etmeye geleceğiz. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ben çok erken kalkacağım. Siz nasıl kalkacaksınız o saatte? Şimdi burada vedalaşalım. Tamam mı? Hay Allah. Ver onu, ver kızım, ver. Evet. Tatilde kimler mektup yazacak bakalım bana? Ben yazarım öğretmenim. Ben de yazarım öğretmenim. Sana köyde olanları anlatırım. Ben de yazarım öğretmenim. Çok kalma öğretmenim, biz seni özleriz. Peki. Hadi bakalım. Derslerinizi güzel güzel çalışın. Tamam mı? İyi tamam. Tatiller yapın. İyi tatiller yapın. Muhammed. Buyurun efendim. Gel bakayım. Ablan nerede? Beni görmeye gelmeyecek mi? Anam Gül ablamı odada hapis ettiler gene öğretmenim. Ne? Hiç dışarı çıkarmıyorlar. Kapısı her kilitlidir. O adam İsmail abi de gelip kaçıracakmış ablamı. Öyle konuşuyorlardı. Ablamı kurtarmayacak mısın öğretmenim? Çok ağlıyor. Tamam, hadi sen şimdi eve git. Ama sakın benimle konuştuğunu kimseye söyleme. Tamam mı? Tamam. Hadi canım. Kız, çay şeker neredeydi? Ne edeceksen şekeri çayı? Hayırdır İsmail? Bir yere mi gidiysen? Birkaç gün yayladaki evde kalacağım. Peynir zeytinden bir hazırla hele. Ne zamandır oraya gittiğin yoktur. Bir an olmuştur orası. Meraklanmayasan Gülnaz Hanım. Yaptırmışam. Çift kişilik bir de yatak attırmışam ki. Balayı için çok uygundur ha bizim o ev. Sen ne dediğini bilmiyorsun İsmail. Benimle kafa buluyorsan değil mi? Hayat anlattı bana her şeyi. Şehirde Bekir ağabey savcıya söz vermiş. Sevcan'ı gönülsüz evlendirmeyeceğim demiş. Tamamdır işte. Gönülsüz değildir ki Sevcan. Gönlü vardır. İki günde ele bir etmişiz ki Sevcan'ın gönlünü. Bak İsmail. Dellendin mi sen? Dırla yırtacaksa ceketini. Dellendin mi sen? Bak, hepinizi savcıya gider şikayet ederim ha. Başlatma lan sen savcıdan mavcıdan lan. Manyak. Sevcan'ı isteyen ben. Ha? Bu gece gideyim Ali'ye. Ha? Bir haftaya da kalmaz bu eve karı koca olarak dönerik. Ondan sonra bu koridorda, bu odalarda tıngır mıngır sekecek benim ceylanım. Sen de kendi derdine yanarsan Gülnaz Hanım. Kendi derdine yanarsın. Hayat. Gitme ya. Yusuf böyle söyleme, zaten zor gidiyorum. Aklım burada Sevcan'da kalıyor. Kapanmadı mı o mesele? Of, nasıl kapansın? Evet, Sevcan'ın kardeşiyle konuştum. Kızı odaya kilitliyorlarmış. İsmail de gidip geliyormuş. Yani kaçırmaktan filan söz ediyormuş Sevcan'ı. Daha neler? Cesaret edemez böyle bir şey. Nereden biliyorsun? Ya cesaret ederse? Tamam. Ben gider gitmez komutanla konuşurum. Sonra da sadece uğrarım. Hı? Merak etme sen. Hayat. Hı. Bir görev emri çıktı. Acilen Hakkari'ye doğru gitmemiz gerekiyor. Bugün mü? Şimdi mi? Kısacık da olsa seni görmek için uğramıştım. Havaalanına gelmeyecek misin? Deli misin sen? Biz ne yapacağız hayat? Ne oldu? İsmail Sevcan'ı alayı bu gece kaçıracakmış. Yaylada evleri var ya, oraya götürecekmiş. Ne diyorsun? Emin misin? Kulağımla duydum. Arabayı erzakla doldurdu. Bekir'le de anlaşmışlardır kesin. Ne biçim insan bunlar ya? Hayat, ne yapacağız? Yusuf'u arayacağım. Bak. Of.
Belki o bir şeyler yapar. İnşallah. Çalayım mı? Kapalı. Hay Allah. Hay Allah. Savcıyı arasam? Ya ara beni. Yok yok. Neyse ben Cemal'e gideyim. Ben de geleyim mi? Yok yok gerek yok. Olur mu canım, Ebru da gelsin. Ay, kuzum. Git kuzum git. Cemal'le bir yol bulursunuz siz. Ha? Hayat. Hayat kızım, kurban olayım, çok dikkatli siz ol kızım. Siz merak etmeyin, hadi, hadi görüşürüz. Hadi güzel. Hadi, hadi kuzum. Odaları şaşırdın. Yok vallahi ya. Tuvalete gideyim. Aha kapı çalıyor. Çalıyor. Kim o? Cemal. Öğretmen. Nedir? Mahmut abi. Bak. Biz konuşursak bizi dinlemez. Ama senin onunla aran iyi. Yani diyorum ki şu Bekir abiyle bir konuşsan ha. Ne Bekir bu saatte Cemal, Allah sen. Hayvanlara mı şey olmuştur? Neden söz ettiğimizi gayet iyi anladın. Sevcan'la ilgili konuşmanı istiyoruz. İsmail Sevcan'ı zorla kaçırıyor. Ya öyle bir iştir siz ki. Birinin kızı, birinin yavuklusu. Ya ben ne karışırım ya? Gidin Allah'ını severseniz başımdan ya. Ne yavuklusu? Kızı zorla kaçırıyor. Orasını ben bilmem. Koca koca adamların işine karışacak değilim. Hadi. Size hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam. İşte sana bir işe yaramayacağını söylemiştim. Çünkü o da bu işin içinde. Anlatın bakalım. Neyi? Neyi? Ben tuvaletim gelmişti. Ben tuvalete gideyim. Ha. Müsaadenizle. Ne yapalım peki? Hayat, aklına bir şey geliyor mu? Geliyor. Sevcan'ı İsmail'den önce biz kaçıracağız. Ve bu suç. Hadi. Seviyorum abla. İnşallah öğretmen olursun. Bizim gibi çocukları okutursun he. İnşallah olacağım. Geri gelecek. Artık bu kadarını da taşırız ha mı kuzum? Ağır gelmez. Sen de oraya yerleştin hem iyice ha kuzum? Bak hele bak. Bak çantasını hazırlamış kıymetli anası gile gidiyor. Git git. Birkaç güne kalmaz hele zırlaya zırlaya dönersen. Ben de Sevcan ile balayımı yaşarım. Dönmeyeceğim İsmail. Çok üzülürüm Gülnaz. İnce hastalığa neyin yakalanırım. Bela etme Gülnaz. Dönmeyeceğim İsmail. Bundan sonra ne benim ne de çocuğumun yüzünü göreceksin. Neyin? Neyin? Bebeğim mi derdi? Tırlat diyeceğim.
İsmail. Bu ne kaldır? Ya kız yoktur ya. Ne demek ulan kız yoktur? Ne bileyim ya, ben de şaştım ha. Ben kendim dedim. Baktım şimdi yatağında yatıyor. Yoktur. Valla kız yoktur İsmail. Ne demek yoktur Zinnet? Ya biz nerede adam mı geçeceğiz? Ya ne dalga geçeceğiz ya? İsmail, o öğretmen, öğretmen girmiş eve. Hayalet gibi kaçırmıştır kızı. Şey kız nereden biliyorsun? Valla bakmış ya İsmail. He? Her yere bakmış. Ablam neredeydi? Ya, neredeydin lan? Bilir misiniz? Kız baktı mı bu tarafa? Bakmışam Bekir. Zeyn baktın mı? Baktım Bekir bak. Sen de dur. Bekir. İsmail. Bak bunun hesabını sorarım sana bak. Sana da Zinnet. Ya İsmail. Sorarım bunun hesabını. Lan nereye gitti? Lan biliyor musunuz lan? Nereye gitti de? Hey. Lan doğru söylüyorsun değil mi? Bulacaksın o kızı. Ya Bekir. İsmail. Bulacaksın. Ya buralardadır. Nereye gidecek ya? Canım benim. Çocukları öp benim için, tamam mı? Kendine çok iyi bak. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Sağ olun canım. Benim bir telefon etmem lazım. Alo Yusuf. Hayat. Bir şey mi oldu canım? Yusuf, ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Sevcan'ı kaçırıyorum. Hayat, delirdin mi sen? Ne suç mu yaptın? Ya babası İsmail peşine düşer. Bak tamam. Ben bir saate kadar oradayım, tamam mı Hayat? Ay bekleyemem. Bekleyemem. Seninle konuştuğumuz gibi havaalanında buluşalım. Tamam mı? Tamam. Geldiği zaman konuşuruz. Hadi Hayat, hadi. Gelecekler şimdi. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Hadi konuşuruz. Hayat, hadi kızım. Çabuk. Galiba abi. Hadi. Hadi hadi. Canım benim. Saat var uçağın kalkmasına. Ya gelirlerse Cemal? Korkma, yetişemezler. Siz o zamana kadar çoktan havada olursunuz. Hadi. Merak etme. O da gelecek.
Hacı! Öğretmen lan! Hayat öğretmen! Çık dışarı! Çık lan dışarı! Nerededir lan bu? Nerededir? Ha? Çık dışarı! İsmail, boşuna kapıyı yıkma. Hayat öğretmen yok burada. Ne demek yoktur lan? Ha? Sercan nerededir? Nerededir bunlar? Gitti Hayat. İstanbul'a çoktan varmıştır. Nerede? İstanbul'a? İstanbul'a. Sorarım bunun hesabını size. Ha? Sorarım hesabını. Bak bir daha söylüyorum ha. Soracağım bunun hesabını. Görürsünüz siz. İstanbul yolcuları için bu son çağrıdır. Türk Hava Yolları'nın TK-807 sefer sayılı uçağı ile İstanbul'a seyahat edecek yolcuların uçağa binmek için güvenlik kontrolünden geçmeleri önemli rica olunur. Ah bir ateş. Sen salın gel, ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği. Ah çatal olur. Efelerin yüreği, ah yanık olur anaların yüreği. Hastayı kaybettik. Ula İsmail yetişemeyecek ha. Yetişirik baba yetişirik. La bana bak Bekir. Ha. Havaalanına gider gitmez şikayette bulunacak sana. Ha. Bakmış olsa bile uçağı indirecek aşağıya. Kız kaçırırlar. Dağ başı mıdır la burası? La İsmail. Hiç Gülnaz düşünmeysen. Sen merak etmiyorsan baba. Ha. Gülnaz'ın da ipini çekeceğim. Cemal'le Hayat Öğretmen bizi içeri tıktırmaya çalışırken biz onu içeri tıktıracağız. Eyde bir avukat bulduk mu? Ha, birkaç sene kafamız rahat eder. Doldu doldu hadi. Bekir geç hele içeri. Baba biraz para versene. Ver lan. Al. 100 kent daha verelim. Allah Allah. Al kardeşim eyvallah sağ olasın. Gel gel. Ha sağ olasın. Hayırdır? Bu nerede? Dur öğrenirik şimdi. Bana söyler misin? Ya sizin gelmeniz çok iyi oldu ha. Biz de sizi arayacaktık. Bu nedir kardeşim? Nedir ha? Aklınızda suç duyurusu var. Asıl bizim suçumuzun duyurusu vardır. Allah. Bunun, bu adamın 16 yaşında kızını, benim de karımı çıktı kaçırdılar komutanım. Neden söz ediyorsun sen? İsmail Yılmaz, Bayram Yılmaz hanginiz? Gözünüzü göreyim. Ben kimlik taşımam, ben herkes tanır. Ben Bayram Yılmaz komutan merhaba. Cemal Yılmaz'ı adam tutup öldürmeye tam teşebbüsten gözaltına aldınız. Buyurun araca binin. Ya komutanım. Buyurun araca binin. Bakın komutanım. Bakın bunun kızını kaçırdı. Benim kız. Benim adım Bekir Karadır. Ben Yılmaz giden değilim ki. Yusuf!